Efendim Doktor Yadigar Doğan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Bölümü temsilen geldiniz efendim. Bize şimdi jeomorfolog aynı zamanda. Pek çok titriniz var öyle değil mi? Yaşam koçumuz aynı birkaç zamanda. Birkaç özellik var. Birkaç evet. Bir şey maşallah. Ama eğitimci olunca olması gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Eğitimci olmak insana bazı sorumluluklar yüklüyor tabii ki. Yani bilinçli sorumluluk düzeyinde düşünürseniz herkesin kendi mesleği gereği her türlü bilgiye sahip olması ve donanımlı olması gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Evet. Ama biz depremle başlayalım. Evet. Sonra bunu sizin işte jeomorfolojiden başlayarak işte çocuk derken eğitim koçluğu, yaşam koçluğu bunlara doğru geçelim evet, olur mu? Çocuklara doğru gidelim. Deprem hakkında ne anlatacaksınız bize? Ne söyleyeceksiniz? Yurdumuzda deprem durumu nedir? Bu konudaki eğitim durumumuz nedir? Bir en önce deprem aslında nedir başlayalım. Aslında herkes Türkiye'de hani bilgi çok fazla biliyorsun internet ortamında herkes her bilgiye ulaşabiliyor. Aslında herkes biraz fizikçi, biraz jeofizikçi, biraz işte deprem bilimci, biraz sosyolog, biraz şey. Hepsinden biraz var ama gerçekten ne derece doğru bilgilere ulaşılıyor ve neler elde edilebiliyor? Her bilgi evet. Doğru mu acaba? Bilgi kirliliği dediğim şey var maalesef. Çok doğru. Aslında çok her yerden ulaşabilecek bilgiler bunlar ama birkaç tane üzerinde durmam gereken, kamuoyunda çok fazla çok hani gündeme gelmediğini düşündüğüm birkaç not var iletmek istedim. Nedir çok efendim? Teşekkür ediyorum bu imkanı da verdiğiniz rica ederiz, için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi deprem hani süresi ve zamanı tam belli olmayan kısa süreli uzun süreli olabilir. Yer kabuğundaki hareketlerdir. Öteden beri dünyamız 4,6 milyar yaşında. Milyonlarca yıldır depremler oluyor. Yani birçok doğal afet gibi deprem olayı başta gerçekleşiyor. Volkanizmadır. Diğer olaylarla birlikte meydana geliyor deprem olayı. Tabii dünya tek bir kara parçası, tek bir deniz, okyanustan meydana gelmiyor. O yüzden bir görüntümüz vardı. Görüntülerimizi de alarak üstünden. Dünya ile ilgili. Yani dünyanın yüzeyi bir kaplumbağanın sırtı gibi düşünün. Sırtındaki plakaları düşünün. Dünyanın yüzeyi de bu çok sayıda plakalardan meydana gelmiş. Aralarında zayıf hatlar, zonlar dediğimiz fay bölgeleri var. Ateş çemberi dediğimiz Pasifik kıyısındaki alanlar. Atlas Okyanusu'nun orta kesimindeki alanlar. Alp Himalaya sistemi dediğimiz Anadolu'nun da içinde bulunduğu kısım. Burası tabii en birinci derece deprem bölgeleri, can ve mal kaybının en fazla olduğu, milattan önce de vardı, şimdi de var, devam ediyor. İşte bizim derdimiz daha da devam etmemesi, yani deprem refleksini geliştirerek can ve mal kaybını en aza indirmek, en kısa sürede en olması gerekenleri hızla bilinçli sorumluluk, az önce söylediğim gibi bunu halka yaymak. Deprem konusu doğal bir şey değil midir? Deprem deprem dünyanın aslında tabii, kendi tabii. içinde bir doğal gelişimi ihtiyacı değil midir? Yani tabii, bunu yani bizim o için dünya durağan değil. Atom çekirdeği bile biliyorsunuz içerisinde elektronlar hareket eder. Dünyanın iç çekirdek, dış çekirdek, işte biraz katmanları var. En üstte de manto var. Üst mantonun üzerinde de yer kabuğu dediğimiz kısım var. Aynı sal nasıl denizin üzerinde yüzerse bu az önce görüntüde gördüğümüz plakalar, levhalar da dünyanın o en üst kısmındaki üst manto üzerinde sal gibi yüzmekteler. Yani birbirlerine göre ya yan alatımlı ya ters faylanma şeklinde bir takım tabii bilimsel terimler var. Onu bu anda kullanmak istemiyorum. Evet, herkes evet. anlamayabilir. Sıkıntı olabilir. Onun için bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Yani dünyanın bazı kanunları var. Yani var olmanın bazı kanunları var. İnsan olarak da insan olmanın da bilincini taşımamız gerekiyor. Bu anlamda depreme bu şekilde yaklaştığımızda bu bilgiler yani deprem olayı neden bizim için önemli? Kaliteli yaşam alanı, sağlıklı kentler, sağlıklı yerleşim alanları oluşturmak sağlıklı mutlu gelecek nesiller için gerekiyor. Kesinlikle, yoksa bu yani kesinlikle. Bilim adamlarının konusu olur bir tarafa yani atılır itilir. Yani depremin bizim için zararlı olmasının sebebi buna hazırlıklı olmamak öyle değil tabii. mi? Onun kurallarına o göre oynamamak yoksa bu elzem dünyanın tabii, kendi kanunu yani dediğiniz gibi. Olan şeyler bunlar. Türkiye bu konuda çok şanssız bunu söylemek istiyorum. Yani deprem konusunda birinci derece deprem ülkesiyiz biz maalesef desem mi demesem bilmiyorum. Yararları da var çünkü biraz sonra değineceğim. KAF ve DAF dediğimiz iki tane önemli fay hattının üzerinde bulunuyoruz. Bir tanesi işte DAF dediğimiz Antakya'dan da geçen daha güneye indiğimizde Afrika'nın doğusunda bu Nil'in doğduğu Kilimanjaro dağları dediğimiz yani milyonlarca yıl sonra doğacak olan Doğu Afrika'nın bebeklik dönemini yaşadığı yerin uzantısı Antakya, Adıyaman'a yani bizim Varto'ya kadar ulaşabiliyor. Buna DAF diyoruz.
son derece önemli bir şey. Yani biz istesek de istemesek de ne yaparsak yapalım bu depremler meydana gelecek. Yani bunu kabul edelim, bu gerçeği, ona göre hareket edelim istiyoruz tabii ki. Evet. Bir tarafta da KAF dediğimiz olay var. KAF'ta da DAF'ta da aynı şekilde Türkiye'nin maalesef nüfusunun %90'ından fazlası hem gevşek zemin dediğimiz çok son derece hani jöle özelliği gibi olan depremin 5, 6, 7 kat daha fazla hissedilebileceği, etki ve zararlarının, hasarlarının olabileceği, hı hı, hem de birinci derecede deprem bölgesi dediğimiz bu fay hatları üzerinde yaşıyor insanlarımız. Yani 75,5 milyon insan ve bunun çok büyük bir oran, yani tamamı neredeyse diyebileceğimiz köyünde, kentinde, kırında. Aslında bununla ilgili tabii çalışmalar başlatıldı kentsel dönüşüm bağlamında. Aslında biraz böyle bir şimdi kökenine inelim bu çalışmaların. Şimdi tabii insan olarak buna hazırlıklı olmak çok önemli ama her şey önce küçüklükten, çocukluktan eğitime dayanıyor biraz da. Öyle değil mi? Çocuklara bunun eğitimi nasıl veriliyor? Ne ifade ediyor deprem onlar için? Şimdi bir ikinci görüntümüz daha vardı Türkiye ile ilgili. İsterseniz onu da gündeme getirelim. Türkiye'nin yani istesek de istemesek de bir hareket kapsamında dahilindeyiz. Biz bu haritadan da görüldüğü gibi Türkiye belli bir yönde, Koceris gücü dediğimiz yönde, saat ibresi yönünde hareket ediyor. Ona dahil. Evet. Şimdi Türkiye'nin tamamı 4 santim yılda hareket ederken, şimdi Marmara kesim. Yani bütün herkesin derdi bu zaten. Şu anda Marmara Denizi'ndeki sismik çalışmaların artırılmasının bir şeyi de bu 2 santimlik fark ne olacak? Yani birlikte ne zaman kalacak, ne olacak? Çünkü Türkiye nüfusunun çok büyük bölümü Marmara bölgesinde ve çevresinde yerleşmiş durumda. Bir başka konu da bu şekilde. Yani bu haritaya baktığımızda binlerce, milyonlarca yıl sonra olabilecekleri görmek ve daha şiddetli, yani 9,5 şiddetinde depremler, hatta 10 diyebiliriz belki, yani gerçekten milattan önceki dönemlerde rastlanmış. Özellikle Ege-İt Karası dediğimiz Ege bölgesi çevresindeki alan çok riskli. Oğuz Gündoğdu'nun da belirttiği gibi. Birçok yerler riskli. Şimdi bunu gördüğümüz zaman gelecek nesillerimizin de tabii devam etmesi için şimdi deprem çocuklara da yönelik de bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor elbette. Şimdi depremleri biz tabii önce şunu söylemek istiyorum. Yani depremleri herkes tahmin etmek ister. Ya da hani bilinsin, birkaç saniye öncesinden de bir şeyler yapılsın ister. Çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Evet, yani çocuklara tabii bunun da bir şekilde aktarılması gerekiyor. Mesela üst düzeyde bilimsel çalışmalar, mesela kuyu suyundaki tarlaları suladığımız kuyu suyunun seviyesinin değişmesi mesela en büyük belirtidir. İşte bazı hayvanların hareketlerinin değişmesi, manyetik ve elektrik değişimlerin meydana gelmesi, radon gazı dediğimiz bu konu üzerinde en çok Oğuz Hoca duruyor. Gerçekten radon gazının değişimlerinin çok sıkı ve iyi takip edilmesi gerekiyor. Ve çok sürekli bunu hayatımız boyunca bunu kim nasıl olarak, takip ediyor, nasıl onu, takip ediyor? Tabii yani jeofizikçiler, jeodeziciler, sismologlar, jeomorfologlar, bunlar hep beraber koordineli bir şekilde takip. Bir de önemli depremler. Yani başka bir yerde olan bir deprem, Yunanistan'da olan bir depremi takip etmeliyiz. Yakın çevremizdeki o önemli depremler de bizim için bir ipucu olabiliyor. Bir de yer kabuğundaki deformasyonlar, kaplıcalar ve sıcak su kaynakları. 1999 depreminden birkaç gün önce mesela Kükürtü Kaplıcası'nda Bursa'da sular sarı, koyu renkli, topraklı akmaya başlamıştı. Yani çok büyük bir ipucu olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunlar tabii üst düzeydi. Çocukların az sonra görebilecekleri şeyler. Ama gerçekten bu konu çok önemli. Ben bir jeomorfolog olarak da Bursa yöresiyle ilgili bir kitap yazdık tarihçi hocalarımızla beraber. Eğitimci olarak da doğal afetlerden korunma becerisiyle ilgili de çalışıyorum. Şu anda da İstanbul'da bir kalkınma ajansının çalışmasında bir proje oluşturma aşamasındayız. İnşallah yetişirse yapacağız. Şimdi çocuklar ve deprem konusunu neden seçtik? Çocuklar Türkiye'de ki doğal afetlerin %61'i depremler, bakıldığında %61'i depremler, %14'ü heyelanlar, işte çığ düşmesi, yangınlar falan diye gidiyor devamında. Ki zaten deprem kaynaklı yangınlar da oluşuyor. Tabii onlar da devam ediyor. Yani bu deprem kaynaklı yangınlar şu anda en önemli şey. 1855 depreminde, 1509 İstanbul depreminde ya da diğer yıllardaki bütün depremlere baktığımızda yangınlar ilk sıralarda rol alıyor. Yani bir şekilde. Birkaç afet bir arada tabii gerçekleşmiş oluyor. Tabii birkaç afet bir arada gerçekleşmiş oluyor. Şimdi depremden büyükler nasıl endişe duyuyor, kaygı duyuyorsa, çocuklar da tabii kaygı duyuyorlar ve çocuklar, yani 18 yaşına kadar herkes çocuk biliyorsunuz,
Çocuklar bizim en değerli varlıklarımız. Onların mutlu olmasını da istiyoruz. Sürekli bu depremler olduğuna göre çocuklarımız nasıl mutlu olacaklar? Ona yönelik tabii Milli Eğitim'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2005 yılında... Yani şunu demek istiyoruz, yani bu kaygıyla mı yaşayacak bu çocuklar, evet, yoksa onları rahatlatacak bilgileri verebilir miyiz onlara? Ve tabii ki verebiliriz. Örnekleri var dünyada. Mesela tahmin edersiniz hangi ülkeye örnek vereceğimi, Japonya örneği var. Şimdi Japonya bunu nasıl yapıyor? İlkokul diyorum pardon 4-5 yaşındaki çocukları alıyorlar. Japonya 1042 adadan meydana gelen bir ülke. Honshu'dan Shikoku'ya mesela, Honshu'dan Shikoku'ya büyük annesini ziyarete gidecek. 400 kilometre trenlerle götürüyorlar ama başka bir yerde de deprem müzeleri var. Ne zaman yani depremin kalıntıları, depremin izlerini yaşatan kısımlar var. Hani çocuklar yaşamadan da görerek empati kurmuş oluyorlar ve bizzat onu hissediyorlar. Gerçekten bilinçaltına yerleşiyor ve ben önlem almalıyım, ben böyle yetişmeliyim şeklinde yetişebiliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani, uyaranlarla onlara bir farkındalık yaratıyorlar. Tabii 1042 adadan oluşan bir ülkede Türkiye'nin iki katı nüfusu var. Türkiye'nin yarısı kadar da yüz ölçümü varsa ve bunu çok az kişi hayatını, yani can ve mal kaybı çok az oluyorsa, bunu başarabiliyorlarsa biz de başarabiliriz. Biz neden başarmayalım? Yani tamamen bizim bu konuya eğilmemize bağlı. Enteresan önlemler almışlardı. Aslında siz bahsetmiştiniz. Evet. Nelerdir onlar? Japonya'da ne tür çalışmalar yapıyorlardı? Japonya'da mesela önlemler işte okul kapsamında da bir takım çalışmalar var. Çekirdekten yetişiyor ama aynı zamanda da halkın bilinçlendirilmesi, yani burada gönüllü mahalle örgütleri olması gerekir sivil savunma anlamında. Sadece AKUT'tur, BAKUT'tur ve benzeri gibi ilk 72 saat çok önemlidir depremden sonra. Aslında hani ilk 30 dakika daha da çok önemlidir. Çünkü oradaki hangi suyu içeceksiniz? Çeşmeden akan suyu mu ya da başka suyu mu içeceksiniz? O da çok önemlidir gerçekten. Nefes alıp verme ortamdaki gaz düzeyi. Ya da hangi ocakta ne pişireceksiniz? Bunlar ayrıntılı şekilde planlanmıştır. Yani akvaryumdaki balık bile düşünülmüştür. Ya da o ülkedeki yabancılar düşünülmüştür. Ona göre yabancı dilde bir takım şeyler yazılmıştır. Acil numaralar 3 yaşından itibaren bütün çocuklar, yani 3 yaşından itibaren her şey öğretilmeye başlatılmıştır. Yani bunun şakası yok gerçekten de. Ve onlar deprem parkları, deprem yaşam parkları oluşturmuşlar. Çok büyük alanlarda çelikten depolar yapmışlar, su depoları paslanmaya ve yiyecek depoluyorlar. Bütün her tarafta var. Yani Japonya'nın bütün her tarafında olan bir şey bu. Bir haftalık aslında, bakın 30 dakika dedim, 72 dakika dedim, gün dedim, 72 saat dedim pardon, ve bir hafta. Onlar bir haftalık yapıyorlar bütün stoklarını ve çalışmalarını. Yılda iki kez de tatbikat yapıyorlar. Orada biriktirmiş oldukları materyalleri, malzemeleri tüketiyorlar. Ve yeniliyorlar. Hem yeniliyorlar ve bilinçli oluyorlar. Bakın burada ne oldu? Doğa mı insana hakim, insan mı doğaya hakim? Bunun çok güzel örneğini sergiliyorlar ve çok bilinçliler. Korkmuyorlar tabii ki. Yani korku olayı insan anlamlandıramadığı, çocuklar özellikle anlamlandıramadıkları, bilemedikleri, güvensiz ortamda oldukları kesinlikle zaman kendileri korkarlar. Çocuklardır. Bir de yapılan çalışmalar galiba kadınların daha çok yaşamını yitirdiği üzerine. Öyle değil mi? Neden Türkiye'de böyle? Şöyle, Türkiye'de afet yönetim bilimlerinin de yaptığı çalışmalarda son zamanlarda, özellikle 1999 depreminden sonra yapılan çalışmalarda, ölüm neden, en çok hani boğulma mıdır, nedir diye bakıldığında, daha çok kadın nüfusun ve kadın bayan çocukların, kız çocuklarının oranlarının daha fazla olduğunu. Neden? Neye dayandırılıyor? Bunun da çok büyük bölümünün dayanağı da yüzme, tırmanma ya da kaynaklara ulaşma gibi, özgüven mesela. Hani ekmeğe ihtiyacı var ama gidip ekmek isteyemiyor gibi. Yani özgüven eksikliği var. Düşünebiliyor musunuz? Bu konularda donanımsız olanların daha çok kız çocuklarının ve kadınların olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'de durum. Ölen 4 kişiden 3 kişi, 4'te 3'ü bayan olmuş oluyor. Yani bunun için mesela benim önemli bir öneri olarak bütün milli eğitime bağlı, bütün okullarda yüzme havuzlarının sayısının artırılması gerekiyor bence. Ki en azından onu, hani böyle bir bilimsel veri var ve böyle bir deprem gerçeği var, bertaraf edelim ki çocuklar da zaten güvende olsun. Yani hayatta kalma, yani afet koşullarında hayatta kalabilme yetisine sahip olacak çalışmaların mutlaka kesinlikle yapılması gerekiyor. Özellikle kadınlara, çocuklara, kız çocuklara, evet, bütün hepsi, bu konuda daha çekingenler, daha, öyle değil mi? Daha yani az donanımlılar. Gerçekten ben bunu böyle birkaç yıl önce gördüğüm zaman çok üzülmüştüm. Yani benim de bir kız çocuğum var ve ben de bayan olarak gerçekten çok üzüldüm.
olmaması gereken şeyler. 3 yaşından sonra başlıyorlar duygusal empati geliştiği için. Her şeyi anlatıyorsunuz, işte bir sarsıntı olduğunda banyoda buluşacağız, işte ya da mutfakta buluşacağız gibi. Bir kere kesinlikle çocuklarla buluşma yerinin tespit edilmesi gerekiyor. O zaman da ona evet ben biliyorum, hazırlığın ilk basamağı budur. Bir de evdeki eşyaların çocuklarla beraber karar verilerek cam kenarı olmadan, işte belli o dikkat edilen noktalar var. Şu anda süremiz kısıtlı olduğu için onlara değinemiyorum. Çocuklarla beraber bunun anlatılıp söylenilip çantaların hazırlanması. Bir ortak bir plan hazırlamak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle o planı, ortak bir planı hazırlamak gerekiyor. Evet. Şimdi şu güven konusuyla ilgili çocuklarda en çok işte psikolog arkadaşlarımızın da yaptığı çalışmalara baktığımızda çocuklar için bir aile var. Güven duyabildiği bir de doğa olayları. Yani çocuklar doğaya ve ailesine baktığında ilk böyle gözünü açtı ailesine, güven duymak istiyor ve onun en çok güvendiği yer ana kucağı diye yazıyor bütün şeylerde. İnternete girip baktığımızda da işte anne baba da o anda panik yaptığı zaman deprem anında, hani bırakalım çocukları, o zaten çok üst düzeyde kaygı ve endişe yaşıyor, zaten şoka bile girebiliyor. Belki haftalarca aylarca altını ıslatan, uyku problemi olan, yalnız asla kalamayan, gece yalnız asla yatamayan, bakıyorsun 15-16-17 yaşında ama yalnız kalamayan, psikolojik ciddi psikolojik sıkıntıları olan. Biz bu ruh halindeki çocuklardan, gençlerden deprem gibi üstesinden gelmesi çok zor olan bir durumdan sıyrılmalarını evet, bekliyoruz. Ama önce bizim tabii bunu başarmamız gerekiyor. Yani bir de doğa şeyine bakalım. Nasıl hani gece gündüz gibi bakıyoruz. Gece sabah güneş doğuyor ama akşam güneş hani batıyorsa, normal seyrinde gidiyorsa her şey güzel ama değilse, deprem olayı var. Yine güvensizlik ortamı oluyor. Şimdi şöyle birkaç söylemek istiyorum, vurgulamak istiyorum özellikle. Şimdi sorun yokmuş gibi davranmamalıyız kesinlikle. Yani biz sorun yokmuş gibi davranıyoruz. Ha, tatbikatlar falan yapılıyor okullarda. Onunla ilgili bir takım projeler var. Hani ilköğretim okullarına yönelik de projeler var. Ama gerçekten deprem refleksini bizim bir şekilde, çok güzel bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Çocukları da dikkate alarak tabii toplum içerisinde. Afat'ın, Meteha'nın bütün özellikle kentsel dönüşüm bağlamında çok güzel çalışmalar var. Bir de çocukların yani seviyesine inilerek konuşurken onların hani yüzüne bakarak onlarla konuşmak, her şeyi açık açık anlatmak, birebir iletişim kurmak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle bunları yapmamız lazım. Bu teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle de yenice kaybettiğimiz Ahmet Mete Işıkarı'yı da Allah rahmet eylesin analım. Diyoruz. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah efendim, rahmet çok eylesin. Önemli bilgiler, çok derin, nerelere getirdiniz kitaplar aslında konuları. Süremiz doldu. Kitapları daha sonra belki programımıza tekrar şöyle alttan geçiririz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli. Tamam. Özgüven, hiç bunlar akla gelecek şeyler değildi. Hayatta kalma becerileri, bunları öğrenmek, bilmek, biraz da kendimiz araştıralım. Yani proaktif yaklaşmak gerekiyor galiba. Birazcık gelecek günleri görerek. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür programımızın ediyorum. Sonuna geldik. Tekrarımız gece saat 1:20 geçe. Unutmayın, Facebook sayfalarında da günlük rehber videolarını izleyebilirsiniz. Bugünlük hoşça kalın. Şarkımızla veda.